boş ver de senin kocan gerçekten hep geç geliyor. Ne iş? Ya sen benim kocamdan ne istiyorsun? Benim kocam çalışıyor diyor. Baktınız benim kocama ya. Sen kendi kocana baksana. Ne varmış benim kocamda? Sen kendi kocanla ilgilen. Benim kocamı rahat bırak. Buraya kocam için mi geldiniz ya? Ama geç yeter. Saatlere kadar çalışılmaz ki o kadar. Çalışıyor. Benim kocam çalışıyor. Ya tamam da yani duyanlar bir tek biz değiliz. Neyi yani o kadar sanılıyorsun? Görenler var. Neyi görmüşler ya? Neyi görmüşler? Her gün geç geliyor. Ay iyi dayanıyorsun i̇yi, sen. İyi seni valla o kadar para var bol bol ben olsam ben de yaparım. Aynı beni şey. Aldatmaz kocam. Neyi mi aldatacak ya? Gül gibi karısı var ya. Yeter artık ya. Hayret. Sen öyle bekle ya, burada güllerini ya. Sula ya, sen otur balkonunda. Siz benim kocama takmışsınız ya lütfen çekin tamam, sen çekin otur. Artık. Her seferinde sana aynısını yapıyorsunuz. Sana hiçbir şey denmiyor arkadaşım. Her seferinde aynısını lütfen. Ben kocam hocam bırakın. Oraya. Ya ben lütfen. Lütfen. Bu otursun. Başka işim yok. Otur sen bekle burada. Hayırdır hanım uyumamışsın daha? Uyumadım bey. Kitap okuyordum bir de seni bekliyordum. Konuşacaklarımız var. Zaten bütün konuşmalar yatak odasında. Hayır buyur bakalım. Zaten yatak neymiş? Odası oluyor. Bugün Bilge'yi istemeye geldiler. Kimmiş? Tanımıyorum. Çocuğun birisiyim. Annesini göndermiş. Sen ne dedin? Almadım tabii içeriye. Dedim güle güle. Bilge'yle konuşmam lazım. Ben Bilge'yle konuştum. Ama kızın haberi yok. Gönderdim. Ben gurbet eldeyiz, yabancı mabancı istemiyorum. Kimin ne olduğunu da bilmiyorum. Önce yani, bir tanımam lazım. Araştırırız artık bey. Bir gelsin bir konuşalım tekrardan. Çok yorgunum, çok. Hanım, yat artık. Tamam, şu kitabını uzat bir zahmet. Bir zahmet koyayım. Şu yüzlüğümü de al. Bir zahmet şöyle koyuver. Allah rahatlık versin. Sana da. Hayırdır? Oo, paşam kalktı mı sen? Kalktım ablam da bu ne hal böyle derinlere daldın yine? Bazen dalıp gidiyorum işte havada güzel. Ev hali nerede? Ev hali. Bu saatte ev hali mi kalıyor? Doğru sen de haklısın. Bu saatte ev hali kalmaz yani. Yemeğini yiyen gidiyor. Yemeğini yiyen gidiyor paşam. Doğru. Ben sana bir çay koyuyorum sen hadi kahvaltını yap. Paşam. Teşekkür ederim ablacığım. Uyudun mu? Uyudum ya. Uyudum da aslında uyumasaydım keşke bugün. Neden? Daha reklamcıyla buluşacağım. Ne acelesi var beklesin biraz. Ne oldu? Bir lokma bir şey mi? Abla bu ne? Sen çay koy dedim de yani bu su gibi olmuş. Sırf soğuk su koysaydın daha iyiydi yani. Paşam sen paşasın ya. Paşa çay yapıyorum sana. Sağ ol be eyvallah. Hemen de böyle kıvır lafı. İyi hadi. Dediğim gibi reklamcıyla buluşacağım için. Değiştirir biraz... mi istiyorsun ya? Yok. Zaten iki lokma bir şey atacağım gideceğim artık. O kadar şey önemli değil. Sen ne yapacaksın bugün? Ne yapacağım ben evdeyim ya. Zaten yemeğini yiyen gidiyor. Kalıyorum burada yalnız. Ya şu eniştenin reklamı olmasaydı. Zaten gitmeyecektim bugün de. Söz verdim. Geçen gün de sordu. Şimdi bugün de gitmezsem enişte artık ne yapar beni bilmiyorum. Arada bir uğrar. Paşam ne olur sıkılıyorum evde bayağı. Uğrarım abla. Eniştenin hiç vakti yok zaten bana. Tamam da adamla da pek fazla uğraşmam. Son zamanlarda ihale de var zaten. O ihaleye girmek için çok çalışması gerekiyor. Bu ihale de bizim için önemli yani. Anlıyorum. Anlıyorum da ben de bunalıyorum evin içinde bütün gün. Tamam da sen değilsin ya.
Ha, adam paşam sana harçlığını veriyor, ondan haşla sonra veriyor. Oh! Harçla veriyor da paşam, gezmeye falan gitmeye tamam. Vaktimiz yok. Tamam, bence sen fazla bu sıralar üstüne gitme. O ne yapacağını bilir, merak etme sen. Destosu girelim mi mekana gençler? Buyurun bakalım. Derdiniz nedir? Hayırdır dayı, sen genç menç böyle konuşuyorsun. Kimsin lan sen? Destur senin için çok önemliyse, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şimdi anlatın bakalım, derdiniz nedir? Derdimiz şu ihale. İhaleden vazgeçeceksin. Kimsiniz lan siz? Yakında tanırsın kim olduğumuzu. İhaleye girmeyeceksin. 20. Viyana'daki ihaleden çekileceksin Rıfkı Bey. Daha iktidar yok. Tehdit mi ediyorsunuz aklınızı? Nasıl anlamak istiyorsan öyle anla. Oturun lan aşağı. Tehdit ediyoruz, ne olacak? Çıkın lan buradan dışarı. Gözüm görmesin sizi. Hacı dayı, o ihaleye girmeyeceksin. Geldiğiniz gibi çıkın lan dışarı. Gözüm görmesin sizi, hadi. Evet, sus abi. 20. Viyana'daki ihaleden çekileceksin. Sonu kötü olur Rıfkı Bey. Halep oradaysa arşın burada. Kapı orada. Geldiğiniz gibi terk edin lan. Antar abim ya da Poyraz sorar ama. Selam söyleyin benden. Hadi bakalım. Geldiğiniz gibi paşa. Bunu, paşa gidin hadi bakalım. Bu tokatın bedelini çok kötü ödeyeceksin. Elinden gelen abi. Son sözüm ihaleden vazgeçeceksin. Geçmiyorum. Geçeceksin. Seni gönderen adam kimse aynı selamı söyle. Geçmiyorum. Göreceğiz selamı da sabaha da. Biz bugüne kadar bu tehditlere eğer eyvallah deseydik burada durmazdık. Hadi bakalım. Çıkın dışarı. Yürü abidin. Abidin. Ne? Tokatı da yedik. Neyse abi öyle sağlam tokat hayatta yemedin. Ama benim bildiğim Antar abim bunun hesabını sorar. Bunun altında onun kalmamamız yanına, lazım. Onun yanına bırakmayacağım tabii bu tokatı. Bir şekilde Poyraz'la halledeceğim ben bu işi. Ama abi şaka makara güzel tokat yedin ya. Evet. Herif güzel yapıştırdı tokatı. Abidin. Bir de güzel oturtturdu ama ben abidinsem bunun hesabını sorarım. Abidin o tokatın bedelini ödeyecek o. Çok kötü pis bir şekilde ödettireceğim onu. Ne zaman abi? Çok yediğimizde kalıyoruz. Sana. Her işte yediğimizde kalıyoruz abi. Böyle çok güzel olmuyor. Bir planım var. Poyraz'la konuşmam lazım. Abi. Rıfkı Bey, ben de antarsam onu senin yanına bırakmam. Bekleyelim abi. Yürü bakalım abinin, sonumuz ne oldu? Kız arkadaşlarından buluşacaktı. Öyle mi? Geliyor zaten, neyse. Ben görüşürüm. Hadi çöz. Ay dur kız, biraz daha getirelim daha, ne oldu geleli? Anam ben sen gibi bekar mıyım? Eve gideceğim, yemek yapacağım. Çocuklar okuldan gelecek, herif bekler. Evlenmeseydiniz sen de. Bak bana hiç stres yok, maşallah. Ben seni göreceğim. Evlensen de. Ya takmışsınız benim bekarlığıma siz ya, gerçekten. Ne alaka? Ben bakımlı ve sosyal bir kadın. Ay biz değiliz. Şuna bak. Yani sana bir şey söylemedim. Komiksin, gerçekten. Hoş geldin hanımefendi. Merhaba anne. Neredesin? Parktaydım. Parktaydın? Evet. Kimlerle? Arkadaşlarımla. Hangi arkadaşların? Eski okulumdan. Ha. Kız, erkek? Kız. Kız arkadaşlar. Evet. Kim aradı? Halan aradı. Erkek arkadaşlarla beraber buluşuyormuşsun. Ne erkeği anne? Kızım, babana ne diyeceğiz biz? Anne ben hiçbir erkekle buluşmadım ki. Erkekle buluşmuşsun Gülizar. Yalan söylüyordur. Gülizar! Gülizar! Gülizar buraya gel. Gülizar! Akşama gelecek nasıl eve? Geçen şu ayakkabıcıya girdim. Yani içeri girerken herkesin gözü bendeydi, inanır mısın? Girerken bana bir baktılar. Vallahi yani şok oldu millet. Hepsi sadece bana bakıyor. Bravo. Ya. Bu kadar güzelmişin ki. Yani bilmiyorum güzelliğimden dolayı söylemiyorum. Hani övünmek gibi olmasın ama bir gerçek de var ortada. Şu bir gerçek. İnsanın iç güzelliği değil, dış güzellik önemli. İç organlarını kim görüyor? Haklısın. Ama dışını herkes görüyor. Değil bir mi? Kere tamam. Geç onlar sen, geç. Haklısın. Vallahi. Ay bak yani, şuraya girelim mi? Gel kuyumcuya girelim. Dün ben oradaydım. Ne aldın? Gerdanlık aldım. Ha, nasıl? Güzel mi? Bayağı güzel. Geldiğinde göstereceğim ben sana. Ben de aman, şuraya girmek istiyordum. Çok güzel. Bak aksiyon var orada. Ucuzluk mu? Evet. Yok ben pek ucuz yerlere girmiyorum. Yani ben girdim hep marka olacak. Pahalı yerler. He. Sonra oraya girip de rezil mi olalım? E burası ne o zaman? Ya bilmiyorum yani. Benim bana göre değil. Ama girebilirsin. Yalnız ben girmem. Öyle mi? Aa. Burada ne arıyorsun o zaman?
gezmek yasak değil herhalde. Doğru, ben günde gelirim buraya, severim burayı ben. Tamam işte, gezin. Tam benlik yer burası. Neyse hadi, sen çocuklarını bekletme. Yürü hadi gidelim o zaman eve. Merhaba hanım. Aa, hayırdır, bismillah. Ne olay, oldu? Olay gelsin. Sağ ol. Bugün şirkette biraz canım sıkıldı. Gel istersen şöyle biraz oturalım. Ama sen bu kadar içerken gelmezsin. Hemen geliyorum ya. Sen geç otur. Hadi suyunu bırak da tamam, geldim. Tamam. Canım geliyorum sen. Allah Allah ya. Ne oldu ya buna böyle bu kadar erken geldi. Senden uzakken bir anda sürdüm aniden. Bunu bilebilir miydin sen? Senden uzakken bir anda sürdüm aniden. Bunu bilebilir miydin sen? Ya ben şimdi merak ettim, ne oldu böyle? Bu kadar erken hiç gelmezdin sen. Bugün ofise iki kişi geldi. Tamam. Tehdit ettiler ihaleye girmemem için beni. Seni tehdit ediyorlar. Evet. Ben de elimin ayarını bilmedim. Biraz ileriye gittim. Canım sıktı. Sonra çıktım geldim işte. Elimin ayarını bilmedin derken? Çarptım kavga... birer. Çarptım. Ya. Allah'ım ya. Ya başını eş alırsan şimdi ne olacak? Çoluk çocuk var. Bir şey olmaz hanım. Bir şey olmaz. Polise gideydin. Hanım kendimiz yabancıyız gurbet elde. Polise kime gidip kime şikayet edeceğim? Ben Türk'üm, o Türk. Kimi kime şikayet edeceğim? Bana bunu anlat. Ya tamam da canım. Başın iş alacaksın diye korkuyorum. Bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Allah'ım ya. Hemen üzülme Sultan. Arkanızda ben varım. Çolun çocuğun arkasında. Tamam, düşünme. Merak etme. Da. Hayatım çok güzel çalıyorsun da son. Neden gitar? Neden gitar? Açıkçası pek bilmiyorum neden gitar ama şunu diyebilirim. İnsanın ruhunu okşuyor böyle resmen. Teşekkür ederim yani. Çok da güzel söylüyorsun. Ya gitar herhalde beni anlatan şeyin bu olduğunu düşünüyorum, bilmiyorum. Ya öyle olduğunu düşünüyorum en azından. Bestelerini de kendin yazıyorsun değil mi? Şarkı sözlerini. Evet, bunu geçen hafta yazmıştım. Bana da bir tane şarkı sözü yazar mısın? Benim için. Bunu isteyerek yapmam biraz mümkün değil ama neden olmasın? Deneyebilirim en azından. Peki. Seni dinlemek zevk veriyor bana. Sağ ol tatlım. Senin de bu güzel sözlerin olmasa kimsenin şarkılarımı beğeneceğini düşünmezdim. Ben çok beğeniyorum, o yeter zaten. Teşekkür ederim. Hayırdır, neyin var? Yok bir şey hanım. Daldın öylece gittin. Bak dört tane çocuğumuz var, dikkat et kendine. Hanım birçok işlerim var. İhaleyi koşturmak zorundayım, bir sıkıntılarım var. İşlerimi yoluna koymak zorundayım. Yani boş oturmakla olmuyor. Düşünsen de bir şey yapamıyorsun ama sonuçta düşünmek zorundasın. Öyle mi, fazla düşünme. Bak çocuklar var, sağlığını biraz düşün. Kendine yani şey etme o kadar. Bir şey olmaz. Neriman nerede? Neriman bu akşam arkadaşında kaldı. Kim izin verdi Neriman'a? Ben de ricada bulundu, izin verdim. Kimmiş arkadaşı? Bilmediğimiz, etmediğimiz ben insanların tanı- yanına. Ben tanıyorum canım. Anne, Neriman'a izin var, bana izin yok mu? Sen de Neriman gibi ol. Kızım sana da izin vereyim. Bak sus şimdi, karıştırma. Benim kara kızım, okul nasıl gidiyor? İyi gidiyor baba. Derslerin iyi? İyi. Benim güzel kara kızım. Ha, Bilge'den hiç haber var mı? Konuşuyor musun Bilge'yle? Bugün aradı.
Para istiyor yine. Ya bana fazla istiyor gibi geldi biraz. Durmadan para istiyor. Hanım, çocuk yurtta kalmıyor. Çocuk ev tutmuş, kiralamış, arkadaşlarımla beraber kalıyor. Kız çocuğu bu. Yurt dışında da olsa ihtiyaçları var. Göndermek zorundayız. Haklısın da biraz fazla gibi geldi bana da. Ha, merak ediyorsan birkaç hafta sonra gönderirim. Haber vermeden gider bakarsın. Merak ediyorum tabii. Kız çocuğu sonuçta. Bir şey olmaz. Ben kızlarıma güvenirim. Allah doğru yoldan şaşırtmasın. Amin inşallah. Paşam, sen nasılsın? İyiyim. Her şey yolunda? Hı-hı. Hafta sonu ne yapıyoruz? Var mı bir isteğin? Babadan var mı bir isteğin? Evet. Baba, tatile götürsene beni. Ama bütün oyuncaklara yalnız bineceksin. Tamam mı? Tamam. Çak. İşte böyle. Düzgünce ve kesinlikle. Hayret ediyorsunuz öyle değil mi? Ben evde sorun istemiyorum. Affan. Çocukların problemini istemiyorum. Kardeşinin problemini istemiyorum. Benim sorunum bana yetiyor. Evde sükunet istiyorum. Tamam mı? Kimsenin sıkıntısını eve taşımanı istemiyorum. Gülizar'la da iyi geçin. Ya ben her çocuklarımla niye geçiniyorum bey? Çocuklarımla benim bir sorunum yok. Sadece üzülüyorum. Çevrede insanlar biliyorsun her şeyi konuşuyor. Üç tane kız kolay değil. Yani milletin ağzı torba değil, o kadar laf ediyorlar. Hanım, bu senin işin. Sen bakacaksın, sen yeteceksin. Ben çocuklara zaman ayıramam o kadar. Ben baba olarak onlara getiririm, koyarım, yediririm, içiririm. Evde çocuklarla ilgilenmek senin. Balkonda çiçek suna bak değil, çocuklarla ilgilenecek. Zaten bütün işim çocuklarla ilgilenmek, evde kalmak. Başka bir şey yaptığım yok. İşe vermişsin kendini. Neyse, bakın. Suçlu benim. Hep suçlu benim. Hayatım anlamsız, bedenim soğuk, yastığım odam hep sen kokuyor. Çok özledim seni bir tane. Ah oğlum, ah deli oğlum. Nedir benim senden bu çektiğim? Durmadan beni evlendir diyorsun. Usandım bıktım, kapılar geziyorum durmadan. Ben nereden bilirim şimdi bu 22. Viyana'daki adres nedir, kimdir, neyin nesi? Tanımadığım insanlarla beni muhatap kurduruyorsun. İnşallah bu kapı olur da seni evlendiririm, başını bağlarım. Abi. Abi. Efendim. Abi. Abi. Efendim dedim. Baksana ya aslanım. Baksana bir moruk ya. Efendim. İş bittir, patronluk bir olmasın abi. Akşamları takılalım. Bir iki kanka gibi. Baktım moruk. Buyur. Abi baksana etrafına. Herkes ne kadar mutlu. Herkes eşiyle. Ben nereden? Evlenmek istiyorum abi. Nereden biliyorsun herkes mutlu? Tekrardan hoş geldin teyze, buyurun. Hoş bulduk. Oh, nihayet bulabildim burayı. Ne çok arıyordunuz yoruldum teyze, hayırdır? Hayırlı bir iş için geldim. Hayrola? Benim bir oğlum var, evlatlık aldım. Annesini babasını kaybetmiş, bizler büyüttük. Allah rahmet eylesin. Teşekkür ederim. Sizin kızınızı görmüş, tanışmışlar. Teyzeciğim, benim üç tane kızım var, hangisini bahsediyorsunuz? Kızınız esmer tenli, sarışınmış.
Gülizar. Teyzeciğim o okuyor daha, en ufakları. Onu veremem şu an. Çok küçük, babası duymasın. Anlıyorum. Hayırlı bir iş için inşallah ileriki senelerde müsaade verirseniz bir daha gelebilir miyiz? Sağ olun teyzeciğim ama şu an çok ufak, okuyor, babası da şey etmesin. Okulunu bitirsin bir bakalım, hayırlısı olsun. Her İnşallah. Şeyin hayırlısı. Buraya kadar gelmişsiniz, sağ olun. Teşekkür ederim her şey için. Rica ederim. Ben suyumu içeyim. Tabii. Kalkın. Buyurun. Afiyet olsun. Olsun. Yeter ki yanımda biri olsun. Ben mutsuz olayım. Sen taktın ama bu evliliği abinin. İlla evlenmek mi istiyorsun? Antar abi, evlendirsene beni abi. Tamam, evlendir. Kara kızları sever misin? Yarın sana Afrika'dan bir tane getireyim. Abi kara beyaz fark etmez. Yarın olacaksa bekliyorum abi. İyi tamam o zaman aslanım. Yarın sana bir tane getireyim Afrika'dan da evlendireyim seni. Sağ ol abi. Sağ ol abi, bekliyorum yarın. Ah deli oğlum ah. Sen beni artık sinirimi taşırdın. Yoruldum. Senin deli aklına uydum. Gittim. Buyur, kızı vermediler. Sen de bana gerçekten söyledin. O kızı verirler diye inandırdın beni. Tanımadığım insanlarla muhatap kurdurdun. Vardım elim bomboş dönüyorum şimdi. Ben bilmiyorum şimdi ne yapacağım seni. Artık bıktım, usandım. Yeterince. Haber Cincoz? Hey, danke dass du gekommen bist. Hiç iyi değilim. Ne oldu? Hab ich dir nicht gesagt am Handy? Bir şeyler söyledin ama fazla duyamadım seni. Ja, halam beni Mesut'la yakalamış. Und sie hat meine Mutter gesagt. Ne, ciddi olamazsın değil mi? Wieso lachst du? Ist es lustig? Bist du meine Freundin oder meine Feindin? Arkadaşınım tabii ki de. Ama üzüldüm tabii. Man kann nichts machen. E ne olacak peki şimdi? Daha bilmiyorum ama annem bana çok kızdı. Halt işe pause respekomun so. Ne yani, hafta sonuki partiye gelemiyor musun? Leider nicht. Bas. Rıfkı, o tokatın bedelini çok acı bir şekilde ödeyeceksin bana. Ödeteceğim sana o tokatın bedelini. Bana nasıl tokat vurmakmış görürsün sen. Efendim Hafife Hanım. İşim var. Çalışacağım. Ha, gelemem bu akşam. Geç. İşlerim bitsin öyle. Şu an için gelmeyi düşünmüyorum. Ya hanım, anlayış göster biraz. Biliyorsun ki ben meşgulüm. Bu ihaleyi bitirmem lazım. Sen bildiğin yere kadar. Tamam. Sen yap, hazırla, ben geldiğimde uyandırırım seni. Tamam. Hadi hayırlı akşamlar. Gülizar, bir daha kesinlikle duymak istemiyorum. Neyi anne? Erkeklerle buluşup gezdiğini canım. Tamam anne ama o sadece bir arkadaş. Arkadaş mı arkadaş istemiyorum Gülizar. Baban duyarsa ne yapar? Bak bir daha duyarsan babana söylerim. Tamam anne tamam ama babama söyleme lütfen. Ama bir daha olmasın kızım ya. Hep benim başım ağrıyor. Biliyorsun baban bana kızıp duruyor. Tamam. Ne olursunuz beni üzmeyin ya. Oğlum ne yapıyorsun? Hiç oynuyorum. Hallo? Was machst du, Schatz? Aynen, annem beni öldürecek, izin vermiyor. Evet, kimsenin görmeyeceği bir yere gitmemiz lazım artık.
Okay, gute Nacht, love you. Rıfkı, bir şey soracağım sana ya. Sen her akşam geç eve geliyorsun. Ne bu gece yarısına kadar her akşam toplantılar? Hanım, ben top oynamıyorum. Bak şimdi maç seyrediyorum, kafamı şişirme. Ben maç seyredeyim. Ya sen maç seyrediyorsun da konu komşu herkes dedikodu yapmaya başladı artık. Neyin dedikodusunu yapacak hanım? Çalışıyorum eşi, ben. Eşin her akşam geç saatte eve geliyor. Kızların geç geliyor. Kızı bir defa konsere gönderdik. Dedikodusunu çıkarmışlar. Çıkaran kim? Kim olacak? Dürdane'den acı. Önce kendi gözlerindeki çapağı görsünler hanım, bu bir. İkincisi benim işimin kahyası değilsin. Otur evinde. Ben hep evde başındayım. Oturacak halim yoktur. Biraz da evinle çocuklarınla ilgilen. O zaman dört gel benimle beraber var. Büroda çalış. Dört tane çocuk var. Biraz da çocuklara sor. Bunlar nasıl büyüyor, ne yapıyor, bütün gün ne ediyorlar. Sadece akşamdan akşama geliyorsun, çoluk çocuk uyuyor. Senin başka ne işin var hanım? Ya ben sadece çocukları büyütüyorum. Biraz da babalığını yap, babalık. Yapıyorum çocukların sadece işe değil, biraz da babaya ihtiyacı var. Hanım şu çeneni kapat, ben maç seyrediyorum, yeter. Evet of. Canım, eve geldi mi ya maç seyredersin, ya döner arkanı yatarsın, ya yemeğini yer odana çekilirsin. Çocuklar bile babanın varlığından haberdar değiller yani. Baba nerede? Haftada iki, haftada üç, haftada bir çocuğunu görebiliyor musun? Bu çocuklar bizim biraz ilgilen çocuklardan. Ya nasıl ilgileneyim hanım? Nasıl ilgilenim ya? Bütün gün vermişsin kendine, şirket şirket şirket. Mezara götüreceğiz galiba parayı. Birine yana parayı gömeriz, bir yana da kendimizi gömeriz. Daha iyi, orada da lazım olur. Ha tabii, lazım olur. İyi. Tartışma istemiyorum. Sen orada da şirket kurarsın yakında. Kitabını oku, bir daha bu şekilde ses tonunu yükseltme, maç seyrediyorum. Ya da senin diyeceğin bu zaten, ses tonunu yükseltme. Kapat ağzını. Allah'ım bana sen sabır ver. Nereye kadar bakım sabredeceğim bilmiyorum. Ben nasıl sabır istiyorsam sen de ver. Yakında çıkar inşallah. Yakında inşallah bir kokusu çıkmaz ortaya. Nasıl olmuş canım? Güzel mi? Hı, tatlı mı? Afiyet olsun. Ben de beğendim. Ay çubuncuk gözüm. Sen afiyet beğendin olsun. Beğendin mi kızım? Yenge abim ne yapıyor? Nasıl? Abin ne yapsın güzelim? Çalışıyor. Hep çalışıyor zaten abin işte. Ne yapsın? Çocuklar ne yapıyor? Kızlar okuyorlar, ne okuyorlar. Okuyorlar. Okula gidiyorlar. Oğlan da okulda. Kızlar da okulda. Abinin son zamanlar zaten hiç vakti yoktur eve. Hep işte. Çok mu yoğun bu aralar? İş mi çokmuş? Vallahi hep çalışıyorum diyor güzelim ya. Gece saat 12'lere, hatta sabah 1'e kadar geldi. Olmuyor bazı günler. Bayağı uzun sürüyormuş. Anlamadım gitti. Yoğun iş var diyor. Peki hala yenge Gülizar'la konuştun mu? Konuştum güzelim. Ama ben öyle bir şey yapmadım anne diyor. Arkadaşlar onlar diyor. Bir şey yok diyor. Kızım gerçi neden bana söylemedin diyor. Biz arkadaşız sadece diyor. Yenge el ele geziyorlardı. Gurbetteyiz. İnsanların ağızları durmaz. Dedikodusu olur. Abimin kulağına kadar gider. Sonra ikinizin arası bozulur. Abim de biraz çocuklarla ilgilense fena olmaz canım. Bütün yük zaten üstüme, hangisinin peşine gideyim? Tamam kızım, tamam. Hadi otur bakayım. Tamam iyi anneciğim. Hadi sen bir otur, ben bir yengenle konuşayım, gideceğiz şimdi. Tamam mı? Okulda kızım benim. Ha? Bekle. Bir konuş bakalım abimle. Biraz da sen abine desen ya, çocuklarla ilgilensin güzelim. Tamam ben hiç, de abimle. Hiç bir şey dediğim zaman yenge parlıyor sadece. Demiyor bu kadın hangisinin peşine koşacak diye. Tamam ben abimle de görüşürüm. Sen de tekrar Gülizar'la biz de konuşalım. Bir şekilde halletmeye çalışalım bu kızı. Çünkü hiç diğer kızlar öyle değildi. Bu çok farklı. Kime çektiğini de bilmiyoruz. Abi ben de bilsem kime çektiğini. Ben bile laf dinlemiyorum artık. Baba da ilgilenmeyince anneyi de tınlayan yoktur. Ben abimle de görüşürüm. Gülizar'la da güzel bir şekilde konuşmaya çalışırım. Ay, görüşebilirsen abinden görüş tabii. Size gece saat 12'lere kadar işte. Oldu o zaman yenge. Bunlar durmuyor. Tamam hadi, canım. Hazır bitirmişken kalkayım. Karnım tamam durmuş. Canım. Gel kız gel. Gel yanıma biraz. Gel hadi. Gel. Gel yenge sessiz seni. Öpeyim yengenizi. Gidelim gel, artık. Gel. Hadi. Ay kuzum benim. Ay. Gidelim artık. Ay yüzden. Kocaman oldu bunlar da. Ay. Alo. Durmaz. Neredesin koçum? Ben hiç etmedim.
Hüsnet'le Tayyip'e gelir misin? İşin yoksa. Acilen buraya gelmeni istiyorum. Tamam, bekliyorum seni koçum. Hüsnet'le Tayyip. 22. Viyana'da. Tamam koçum, bekliyorum seni. Acilen buraya. Tamam, bekliyorum. Hadi güle güle. Aa, harbiden o. Acayip olmuş. Dayın kız resmi. Bunun dayım olduğunu bilmiyor musun sen? Yok biliyorum da hani acayip ya. Ya ismen Uncle Halter. Ya. Artist ya. Fantin. Baksana. Bir de ne diyecektim? Hani klibi falan. Acayip güzel gerçekten de. Seni harbiden bir erkekle mi görmüşler? Fangsiz aşınan bir tane mutlu. Ne demek bilmem. Hiçmen Sülestan. Yo, onun Lestan'ı yetmiyormuş gibi. Bir tek o mu? Bitti yani. Herkes yapıyor onu burada. Ya ama trotstim. Hani kırılıyorum yani sen çok iyi biliyorsun. Hepsi burada bizi konuşuyor yani. Herkes konuşuyor. Hiç hepsini sugement abi. Sen de konuşursan da siz sırf. Hani bilmiyormuş gibi yani. Niye bir tek benim annemi şey yapıyorsun? Hani tamam hepsi yapıyor ben kabul ediyorum. Habibi sugement sorry. Ja. Ich meine halt vergessen. Hani ben de bakıyorum. Hani değil mi? Biliyorsun yani. Ya ya, ich kenne. Bir yerde şey çıkalım hemen mana veriyorlar. Ama hani öyle duydum ben. Ben o yüzden yoksa du weißt, bir de seni hani uyarayım hani bu da gezme o zaman weißt. Ja, mach ich sowieso nicht. Stimmt auch, aber halt ich mag es nicht, wenn man darüber noch mehr spricht die ganze Zeit. Herkes einzeln söylüyor sonra. Anne ne diyor ya? Sie ist so wütend auf mich, was sonst? Yani. Ya bilmiyorum işte. Ben bile duydum biliyor musun? Evde oturuyorum böyle. Seni falan konuşuyorlar. Öbür komşular da var bir de. Hani bir tek benim annem değil yani. Hani anneme de sonuçta başka birisi anlattı. Ben o yüzden. Lassen wir das Thema. Yani. Alo? Bir tanem. Neredesin? İyiyim ben de. Bil bakalım ben neredeyim. İlk buluştuğumuz yerdeyim. Çok güzel burası. Hava da süper. Keşke sen de olsaydın. Çok özledim seni. Gel artık. Hani geliyordun? Evet. Tamam. Oldu tamam. Görüşmek üzere. Öptüm. Bye bye. Hoş geldin şef. Hoş bulduk aslanım. Nasılsın, iyisin? Hiç moralim yok. Moralim bozuk, sıfır. Kötü gördüm seni. Evet. Söyle derdini. Hemen bir iş var olur. Aslanım, o işi halletmeni istiyorum. Hı? Bir iş var. Yapalım. Bir kız var kaçırılacak. Tamamdır. Bana bu kızı kaçıracaksın. Bu kızı bana yakın takibi alacaksın. Ve en kısa fırsatta hemen. En yakın zamanda güzel haberleri vereceğim sana. İnşallah. İyi bak. İnşallah. Bak. Aferin. Tamamdır. Güzel haberlerini bekliyorum Hasan'ım. Güzel haberler olacak. Beni mahcup etme. Bana güven. Peki oldu. İyi günler. Hazin bir aşk hikayesi, sonu başından belli. Yıkıla yıkıla, yıprana yıprana, geldik bu aşkında sonumuna. Hazin bir aşk hikayesi, sonu başından belli. Yıkıla yıkıla, yıprana yıprata, geldik bu aşkında sonumuna. Yeni mi bu? Yeni. Niye gülümsüyorsun ya? Ona mı? Yok, ona değil. O böyle şeyleri hak etmiyor çünkü. Sen ne yaptın? Aa, ben de içerideydim, ders çalıştım biraz. Yattım, dinlendim. Nasıl gidiyor bu? İyi, fena değil. Hep öyle iyi deniyor. Ya, iyi. Hadi otur. Şey olsun. Abi, Gülizar aradı beni. Daha yarım saat falan arıyor. Bize gelecekmiş. Yani geliyordur herhalde, yoldadır şu an. Gelsin, hayırdır? Bilmiyorum, sesi bir tuhaf geliyordu. Bir şey söylemedi, gelince anlatırım dedi ama. Ablamın inşallah haberi vardır.
veya tartışmamışlardır yine. İnşallah. Çünkü geçen gün beni aradı. Buluşabilir miyiz dedi. Onuncu bir anada buluştuk. Bundan sonra işte biraz tartışmışlar. Sanırım yine bir erkek konusu varmış. Ondan sonra dayı sen konuşur musun dedi. Benim de fırsatım olmadı. Herhalde onun için geliyorlar o zaman. O zaman sen birer tane çay içelim mi olsun? Çay yap. Tamam. Hadi. Kızlar ne olmuş biliyor musunuz? Hayır, ne olmuş? Bizim üst katta Alman komşu var ya, onun kızı eve erkekle girerken gördüm. Ya. Bize ne ya onu bunun kızından? Ne demek bize ne arkadaşım? Bizim de kızlarımız var. Kötü örnek oluyor ama. Ya biz nerede yaşıyoruz Nuriyeciğim? Viyana'dayız. Avrupa'nın göbeğindeyiz. Bunlar ne anlasın kötü örnekten? Ne o da doğru. Yani normal karşılıyorsunuz. Bana göre normal. Allah'ım. Neyse boş verin ya. Pastalar da harika duruyor ha. Gerçekten. Buyurun. Sen mi yaptın? Evet ben yaptım. Afiyet olsun. Gerçekten sen mi yaptın bunları? Evet ben yaptım. Harika Nuriye, harika. Basbayağı pastanenin pastası bu. Ben kendim yaptım. Allah Allah. Biz de yedik. Beğenmedin mi? Pastaneden güzel. Evet. Ya sonuçta kadın yapmış yani ne var? Sen... Yapabilir de yani. Elinden geliyor. Onu bunu bırakalım da. Başka bir şeye kafam takıldı benim. Neye takıldı? Neye takıldı? Geçen gece senin kızı gördüm ben gelirken. Evet. Balkondaydım. Yani oldukça geç saatlerdi. Normal görmeniz. Evet çünkü ben de gördüm. Evet normal. Dayısıyla beraber konsere gitti. Dayısı getirdi geç saatte bıraktı. Ben dayımayı görmedim. Dayısını görmek mecburiyetinde değilsin galiba. Dayısı yolda bıraktı. Kız eve geldi. Ne var bunda? Ya bilmiyorum sordum yani. Tuhaf. Seni de uyarmak şeyine gelmiyor yani. Ya ne uyarıyorsunuz? Siz buraya barış için geliyorsunuz. Kavgaya başlıyorsunuz. Arkadaşım, onu çekiştiriyorsunuz. Biz... Kızımı çekiştiriyorsunuz ya. Bir şey çekiştirmeye ya. Gelmedik. Biz gördüğümüzü söylemeye geldik. Ay söylemeyin size kalsın ya. Dikkat et. Oturacaksanız kızına. Oturmayacaksanız yani çekin gidin. Marina bunu soruyor. Ay lütfen. Dedikoduyu hiç sevmiyorum. Kalkınız oturulmaz bunlar. E oturmayın ne? O zaman dedikodu yapacaksınız. Ne çayı lazım ne kahvesi. Tamam. Benim başka Şerife. Bir şey var. Allah Şerife. Allah. Şerife. Anlat bakalım. Evde problemler var annemle. Ne gibi problemler? Ya halam beni Mesut'la dışarıda görmüş. Onu Yasmin'le mutlaka gezakt. Annem de çok kızdı. Ne diyorsun ya? Ama lastim biz. Çok büyük bir problem. Ne. Normalde çok büyük değil ama annem büyütüyor. Deswegen bleib ich paar Tage hier, glaube ich. Bis sie sich abregt. Annen ama bir şey demez mi bu duruma? Weiß ich nicht, ama zaten burası dayımın evi. Ich kann eh hier bleiben. Dayı? Efendim? Ben birkaç gün burada kalsam olur mu? Olur da annenin haberi var mı? Yok ama sen söylesen. Ne oldu yine? Aynı konu mu? Evet. Ya ama canım sen biraz dikkat etsene. Ya sowieso babam. Ya sen de annenin huyunu biliyorsun. Babanın da kulağına giderse nasıl olacağını biliyorsun değil mi? Biliyorum. Tamam burada kalman sorun değil de yani. Neyse tamam ama ben bir daha bu konuyu duymuş olmayayım yani. Çünkü ben de aslında birazcık rahatsız oldum da. Yine de hadi bu seferlik madem arkadaşım dedin yok biz bir şey yapmıyoruz hani kötü bir şey yapmıyoruz dedin. Neyse bu seferlik hani böyle şey olsun bu seferlik konuşacağım ablamla ama bir daha böyle bir şeyi ben bile duymak istemiyorum yani. Tamam daha olmaz zaten. İyi hadi bakalım sana güveniyorum bu konu. Gidin bir yataklarınızı hazırlayın da. Yavaş yavaş. Danke. Okay, ben ararım gelsin. We'll be right back.
Of, Afife ne bu ya? Dakika fırsat vermiyorsun ya. Gözünü sevdiğim ya. Bu ne ya? Of, bıktırdın ya, bıktırdın ya. İnsanın bir ömrü vardı, ömrünü her gün yiyorsun. Ne biçim kadınsın ya? 10 dakika geçmez, saniye peşinde atıyorsun. Alo, Aydıncığım, ne haber? Ha, yoldayım. Seni sevdiğim böreklerden aldım canım. Beraber oturup bir akşam bir sohbet edelim istedim. Bir saate kadar sendeyim inşallah. Ha, öyle mi? Sen de mi hazırlık yaptın? Hadi bakalım, görüşürüz.